büyüme rakamlarını ve Borsa İstanbul'daki hareketleri, küresel piyasalardaki görünümleri konuşacağız. Bizlerle birlikte Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş olacak. Hoş geldiniz, merhabalar. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Önce dilerseniz büyüme verisiyle başlayalım. 2022 yılında %5.6 oranında bir büyüme var. Manşet büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani geçen yılın ilk iki çeyreğinden sonra biliyorsunuz bir aslında küresel olarak da bir yavaşlama oldu. Bunu da Merkez Bankası Ağustos ayında faiz indirimlerine başlamadan önce ve sonrasında çok net bir şekilde değerlendirmişti. Yani genel olarak baktığımızda %5'in üzerinde bir büyüme tabii ki çok olumlu gözüküyor ama hani totaline baktığımızda yılın aslında yurt dışındaki o yavaşlama sinyalleri demek ki çok net bir şekilde gerçekleşmese veya Merkez Bankası'nda bu faiz indirimleri işte %14'ten %9'lara doğru bu yıl, geçen yılın sonunda ve bu yılın başına gelirken yaşanmış olmasa aslında biraz daha zayıf bir dengeli, belki daha da yukarılarda bir büyüme oranı olabilir diye düşünüyordum. Çünkü ilk iki çeyreklik büyüme sonrasında %6'ların üzerinde bile bir büyümenin çok rahat bir şekilde Türkiye için gerçekleşebileceğini düşünüyorduk. Dolayısıyla yurt dışının bir kısım benim görebildiğim kadarıyla o ikinci yarıdaki yavaşlamasını Merkez Bankası'nın faiz indirimleriyle kısmen minimize etmiş olduk. Yani orada daha büyük de bir son iki çeyrek için konuşuyorum, geri çekilme olabilirdi. Dolayısıyla her iki çeyrekte de %3,5'un üzerinde son iki çeyrekte bir büyümeyle %5,6 yılı kapadık. Burada görünen büyüme datasının içerisinde tabii ki içerideki özellikle hane halkı harcaması, yani talebin çok yüksek olduğu bir dönem, bir yıl yaşadık. Bunun büyük çoğunluğunu da aslına baktığınızda yılın ilk yarısında çok yüksek bir oranda yaşadık. Aynı zamanda bir enflasyonist süreç olmasına rağmen aynı yılın içerisinde yatırımcının çeşitli psikolojik nedenlerle de olabilir ama talebin yıl sonu, yılın tüm çeyrekleri içerisinde, tüm yıl içinde devam etmesi özellikle yurt içindeki bu destekle büyümenin geldiğini görüyoruz. Bir diğer tarafta aslında ihracat tarafı. Yani bir önceki senenin Aralık ayı gibi düşünürsek işte ihracat, üretim, istihdam ve yatırım başlığı altında bir ekonomik model. Bunun cari fazla vererek bir enflasyonist sürecin aşağı doğru çekilmesi orta vadeli planlanan bir durum. Dolayısıyla yüksek enflasyon içinde yüksek bir büyümeyi bu dört başlıkta, biraz da Merkez Bankası'nın bence bu faiz indirimlerinin de etkisiyle birlikte hem içeride hem dışarıda, yani ihracatçı kanalında da içeride tüketici kanadında da desteğiyle gerçekleşmiş gibi gözüküyor. Ama yılın yine tamamında özellikle tabii inşaat ve tarım sektörünün de bu büyümeye kısmen katılamadığı bir dönemi de yaşadığımızı söylememiz gerekiyor. Ki Türkiye'nin en büyük, daha önceki büyüme verilerinde en büyük, yani sektör olarak baktığımızda destek bulduğu alanda biraz da inşaat sektörüydü. Dolayısıyla burada Türkiye'nin bir büyüme kompozisyonunda da bir farklılaşma geçen yıl olduğunu görüyoruz. Daha çok yatırım, ihracat, işte iş talebin canlı kalması bizi bu büyümeye doğru götürmüş. Geçen hafta Merkez Bankası'nın 50 bas puanlık faiz indirimi biraz depremle, yani geçen senenin Ağustos'una benzer depremin öncü getirebileceği yavaşlama sinyallerini bertaraf etmek için yapıldığı ölçülü bir faiz indirimi olarak dile getirildi. Ama aynı zamanda Merkez Bankası bu sürece kadar olan zamanda da hala iş talebin canlı kaldığını söylemişti. Dolayısıyla tahmin ediyorum belki tabii bu senenin birinci, ikinci çeyreği biraz daha depremle ilgili yavaş kalabilir. Ama yine bu senede belki %5,5'lar, 6'lar olmasa da yine dünya ölçeğinde güçlü bir büyüme görme ihtimalimize doğru da bu veri bizi biraz da yöneltmiş gibi duruyor şimdilik. Şimdi ekrana diğer ülkelerin büyüme rakamları da geliyor. Türkiye Avrupa'da en fazla büyüyen ülke oldu. Dünyada da Suudi Arabistan'dan sonra en çok büyüyen
ülkeler arasında yer alıyor. Hep bu ekranlarda gerek Türkiye'nin ekonomi politikasını gerekse dünyadaki para ve maliye politikalarını konuşuyoruz. Ama bu büyüme verisi sonrasında hazır Türkiye'nin bu büyüme rakamlarında İspanya'da, Endonezya'dan, Hollanda'dan, İngiltere'den, diğer Avrupa ülkelerinden fazla büyüdüğünü de görmüşken bu süreçte diğer ülkelerden neyi farklı yaptı ya da diğer ülkelerin politikaları nasıldı? Türkiye burada ne yaptı? Şimdi bir kere şunu da söylemek gerekiyor. Her ülkenin büyüme bileşenleri farklı olabilir. Büyüme döngüleri farklı olabilir. Bir kere Türkiye'nin en azından bir %4 üzerinde bir istikrarlı büyüme oturtması, bunun yıllara yayılarak devam etmesi ve bu süreç içerisinde de enflasyonla mücadelesinde çok net bir şekilde ortaya koyması, yani bizim için hani genelde ekonomi yorumlayanlar için de en çok istenen bir durum. Dolayısıyla neyi farklı yaptı? Sadece geçen yıl üzerinden gidersek, aslında geçen yıl başında da söylediğim, eğer şeyler değişmediyse yani ülke rakamları aşağı yukarı bir sene önceki Ocak ayına baktığımızda birçok ülkenin faiz arttırımına gittiğini, sadece yanılmıyorsa 11 ya da 12 ülkenin faiz oranı yıla başladığı seviyenin altında veya aynı seviyede kaldığı bir yıl yaşadık. Yani 32 ülke faizini değiştirmedi. Politika faizini Merkez Bankası tarafında 11 veya 12 ülkede bir faiz indirimi. Diğer tüm ülkelerde bizim bakabildiğimiz ülke çeperi içerisinde tüm ülkeler faiz artışıyla bir enflasyonla mücadele yoluna gitti. Ve hatırlarsanız bundan bir iki ay önce, yani geçen yılın son aylarında da resesyon endişesi, yani durgunluk bu yüksek faiz ortamında, yüksek enflasyon ortamında neredeyse küresel piyasaların tamamında bir acaba politikada bir yanlışlık mı oldu, böyle devam etmeli miyiz, etmememeliyiz sorusunu gündeme getirdi ve hala da bu konu tartışılıyor. Dolayısıyla Türkiye belki de çok denemediği veya çok da sonuçlarını zamanla alacağı bir sürece girdi. Yani büyümeyi daha fazla desteklemek, daha fazla üretim kanallarını dışarı açmak, paranın maliyetini düşürmek, yüksek bir enflasyon olmasına rağmen düşük faiz ortamında üretim ve ihracat özellikle başlıkları altında bir politikaya geçti. Yani en farklı olabildiğimiz alan bence bu büyüme rakamlarına değinirken budur ve burada da hem istihdam tarafında, yani ülke ortalamalarına baktığımızda hem ekonomik aktivite anlamında hem de büyüme tarafında bir yıllık bir sürece baktığımızda kendi istatistiklerinin ya da beklentilerinin de bence programa başlarken üzerinde kaldı. Şimdi orta vadeli buradan enflasyonla mücadele tarafında biz işte altın diyoruz, özellikle mesela ithal ürünler üzerinden enerjiye bakıyoruz. Bu iki başlığın bizim cari açık tarafında yaratan negatifliği ortadan kaldırmamız durumunda ve üretim kanallarını daha fazla genişletmemiz durumunda bu modelin devamında bir enflasyonla mücadele süreci sonucu almayı da bekliyoruz. Dolayısıyla Türkiye farklı yaptığı şey aslında faizleri yükselterek piyasayı soğutmak yerine tam tersi bir uygulamayla daha dinamik bir piyasa, ekonominin soğumadığı, hatta daha da hızlandığı ama buradan da bir cari fazlaya doğru gitme bir hedefiyle başladı. Bazı konular, yani mesela büyüme burada iyi olarak karşımıza çıktı geçen sene. İstihdam yine güçlü karşımıza çıktı. İşte enflasyon beklentinin üzerinde yükseldi. Belki son birkaç ay işte baz etkisiyle geri çekildi. Buradaki süreci takip edeceğiz. Eksiler ve artılar mutlaka oldu bu süreç içerisinde. Ama büyümeyi değerlendiriyorsak bu yaptığımız değişiklik bence büyümenin tam olarak bu seviyelerde ya da bu istatistik içerisinde başlarda yer almasının en büyük nedeni diye düşünüyorum. Diğer yandan biz evet 2022 yılında gerçekleşen bu büyümeyi ve ülkelerle kıyaslamayı konuşuyoruz ama
Malum yaşanan bir deprem var, ortaya çıkan bir tahribat var, bir hasar var. 2022'nin sonunda 2023'e yönelik öngörüler de hesaplı olmayan hususlardan ötürü değişiklik yaşıyor, hikaye değişiyor. Bu piyasa kanadı içinde makro veriler açısından da özetleri aktarırken Dünya Bankası'nın bir raporundan bahsetmiştim. Bu depremlerde ortaya çıkan hasarın maliyetinin 34.2 milyar dolarlık bir meblağa geldiği belirtiliyor. İnşa sürecinde de 2-3 kat daha artabileceği belirtiliyor. Peki bu süreç 2023'te Türkiye'nin büyüme anlamında neler yaşayacağı anlamına geliyor? Biraz daha geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda farklı bir sene mi olacak? Yani tabii ki ilk iki çeyrek özellikle, çünkü o bölgede bir ihracat şeyi vardı, potansiyeli o bölgedeki esnafın, orta ölçekli özellikle iş yapan sanayicinin baktığımızda bir dışa açılımın da bir noktası, yani özellikle Orta Doğu kanadı için ve burada bir durgunluk olacak, yani bu üretim miktarının oradaki işler tekrar yoluna girene kadar bir durgunluğu olacak. Yani diğer maalesef yaşadığımız hani can kayıpları, psikolojik yıkım, ailelerin tekrar o bölgede yaşamaya başlaması, üretmeye başlaması falan, bunları bir kenara koyarak söylüyorum. Maalesef çok üzülerek de hani bunları anlatıyorum, ama yani geneline baktığımızda durumun önce hasar tespiti, önce bir senaryonun netleşmesi diyelim, yani o bölgedeki oluşabilecek işte maliyetlerin, yatırımların, teşviklerin vesaire, bunların bir planlaması, bu bir zaman alacak. Sonrasında üretim aşaması veya yapım aşamasına, yani yalnızca konut olarak bakmamak gerekiyor, diğer ticari faaliyetler açısından da kamunun orada çok yüksek bir yatırımı olacak. Yine özel sektörün bence yine hem istihdam tarafında hem özellikle ticaret anlamında yeni teşviklerle o bölgeye hem maddi hem manevi anlamda, yani ülkeye de destek olmak, o bölgeye de destek olmak anlamında yatırımları olacaktır. Bunlar da o yavaşlama sürecinin sonrasında normal işleyen bir ekonominin de üzerinde bir, hani büyüme ise konumuz, büyümeye etkisi pozitif olacak bir durum. Yani bu zaten çok böyle istatistiksel veya rakamsal olarak değil, şöyle oturup düşündüğümüzde de gelişmenin bu şekilde olması çok muhtemel gözüküyor. Tabii ki bir an önce o bölgenin hani bu depremlerle ilgili durumlarının stabil hale gelmesini istiyoruz. İnsanların normal hayatlarına dönmesini istiyoruz. Ama birinci, ikinci çeyrekte bu yavaşlamayı göreceğiz. Esas mesele üçüncü ve dördüncü çeyrekten sonra bu yeniden oraya yapılan yatırımların daha önceye göre ne kadar fazla Türkiye ekonomisine yapacağı destek. İster Borsa İstanbul için düşünün, ister diğer hani ülke içerisindeki ekonomik aktivite için düşünün. Bu bence o durgunluk sonrasında hesap edilmesi gereken ya da değerlendirilmesi gereken bir durum söz konusu olacak. O açıdan şimdi %3-3,5 gibi bir 2023 büyümesi bekleniyor, ama belki ilk iki çeyrekten sonra yeni revizyonlar, özellikle yılın ikinci yarısı, üçüncü ve dördüncü çeyrek için, yani geçen yılın neredeyse tam tersine benzer bir ekonomik büyüme döngüsünü biz çeyreklik bazda bu sene yaşayabiliriz diye düşünüyorum açıkçası. Borsa İstanbul'a temas ettiniz. Biraz endeksi konuşalım. Piyasada yatırımcının en çok merak ettiği nokta. Dün yükseliş vardı. Bugün de %1.12 şu an yukarıda. 5255 puan seviyesinde işlemler devam ediyor. Aynı zamanda bu görülen seviye gün içerisinde test edilen en yüksek seviye. 5197 puan seviyesi de dünün kapanışıydı. Ne dersiniz? Yavaş yavaş burada yeni bir hikaye mi var? Bu alımların sebebi nedir? Borsa İstanbul'a yönelik beklentinizi de merak ediyorum. Şimdi bir kere biraz önce konuştuğumuz tüm konularda dikkat, yani ben anlatırken de belki izleyenler için, dinleyenler için de böyle görünmüş olabilir. Biraz soru işaretleri var bu yılla ilgili. Yani büyüme konuşuyoruz, enflasyon konuşuyoruz, işte deprem bölgesini konuşuyoruz. Bunun etkileri çok net bir şekilde
ne olacağı konusu biraz ortada, zamanla da netleşecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu arada, bu bilinmezlik içerisinde borsada da çeşitli sektörlerde ve hisse senetlerinde bazı fiyat hareketleri oluyor. İşte deprem sonrası biraz depreme yönelik ihtiyaç duyulabilecek, işte betondur, çimentodur, demir çeliktir vesaire gibi hisselerde bu hareketlenme oldu. Dün varlık fonuyla ilgili işte 1 milyar dolarlık bir hani desteğin olabileceği yöndeki bir haber bir anda bankacılık tarafını hareketlendirdi. Bugün mesela o yine demir çeliktir, çimentodur vesaire o hisselerde kar realizasyonu olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra bilançoları açıklanan ve önümüzdeki dönem daha iyi bilançolar belki yine bu başlık altında açıklayabilecek hisse senetlerine gelen talepler oluyor, beklentiler oluyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da tamamen tüm hisse senetlerinin ve sektörlerin çok koordineli bir şekilde hareket ettiğini, düşüşler veya çıkışlar yaşadığını söylemek doğru olmaz. Hisse değişmeleri oluyor. Fiyatlar yükseldiği zaman kar realizasyonları geliyor. Aşırı düşüşler olduğunda o şirketlerin değerleri dikkate alınarak alım talepleri geliyor. Ama bütün bunların içerisinde baktığımızda endeks depremin sonrasında 5000 seviyesi üzerinde kapanışlarla devam etti. Yukarı denemelerini yapıyor ama şu anda bir trend yakalayıp buradan işte belli bir seviyeye doğru bir rally yaşayabiliriz de diyemiyoruz. Çünkü o yataylık, o düşük hacimli işlemler sürüyor. Fakat şunu söyleyebiliriz. Yani 5200-5300 bu iki seviye, ki bugün 5200'ün üstündeyiz, yarın öbür gün 5300'lerin de üstüne geçilirse, biraz önce anlattığımız o durgunluk, sonrası büyüme vesaire, bu beklentiler borsa için de bir tekrar bir beklenti yaratabilir, bir fırsat yaratabilir, bir görüş açısı yaratabilir. Çünkü birçok alınan tedbir de var. O tedbir sayesinde de Borsa İstanbul'un aşağı hareketleri çok sınırlı kalıyor. O açıdan ben 5300'ü çok önemsiyorum. Eğer bu seviye hacimli bir şekilde geçilirse, bütün bu yaşadıklarımıza rağmen hala 4 milyona yakın bir borsa yatırımcısı var. Belki yine de rakamlar konuşmak, evet bu dönemde hepimiz için zor olmaya devam etse de teknik olarak baktığımızda bu değerli şirketlerin, borsada halka açılmış olan şirketlerin talep görmesi çok da kaçınılmaz değil. Dolayısıyla 4950 veya 5000'in altında çok kapanış olmadığı sürece Borsa İstanbul'da şu an için geri çekilmeler, özellikle hisse bazlı hareketlerde bir fırsat olarak değerlendirilebilir. Ve 5300'ün geçilmesi yeni bir kapıyı açabilir. İşte aslında hepimizin de yakından takip ettiği seviyeler 5000 ile 5300. Buraları bilanço dönemi sonunda da bazı netleşmeleri gördükten sonra, özellikle 13'ünden sonra 3 aylık bilançolar, 6 aylık bilançolar için yeniden bir beklenti yaratabilir diye düşünüyorum. Çok net bir şekilde, yani çok yüksek seviyelerde bir hedef veya buradan bir dönüşle borsada satış gelip işte aşağıda tekrar 4500'ler, 4300'ler gibi yerleri hani telaffuz etmek şu an için bu aralığın dışında çok doğru olmaz diye tahmin ediyorum. 5300 geçirse yukarı, 5000 aşağısında kapanışlar gelirse aşağı olma ihtimali var ama giderek o aşağı yönlü baskın azaldığı bir borsa olduğu için yani ya yatay ya da yukarı doğru hareketlerin olma ihtimali %70-80 gibi gözüküyor. Yeni bir değişiklik, yeni bir gelişme olmazsa. Peki ilk tepe 5700'dü, ikinci tepe 5550, muhtemelen üçüncü tepede sizin bahsettiğiniz bu 5300-5350 olacak. Buraları aştığında yeni bir rekoru görebilecek miyiz? Yani kuvvetle muhtemel midir? Şimdi normalde tabii böyle bir büyük afet yaşamamış olsaydık, hani yalnızca borsayı temel veya teknik bazı değerlerle işte o seviyenin geçilmesi vesaire diye yorumlasaydık, bana kalırsa 5300'ün geçilmesi ve eski hacimli, yani o 100 milyarların üzerinde bir 100 endeksi üstünde hacimlerle geçilmesi aslında bizi 5700'ün üstünde bir bölgeye götürmesi gerekiyordu. Çünkü yani teknik olarak hani bir işte üçlü tepe gibi düşünürsek aşağı doğru bir düşüş trendinin yukarı kırılması
psikolojik olarak insanların o düşüşün bittiğini ve yukarı doğru hareketlere de katılımın daha yüksek olduğu bir hedefe doğru götürür. Orası ben 6200 olarak düşünüyordum. Şimdi benzer bir durum önümüzdeki günlerde olur mu bilmiyorum. Ama oranın bu şartlar altında da hacimli geçilip işte 5500'lere doğru tekrar yaklaşması görülürse orada soru işaretleri olsa da yani 5300'ün üstü bana yine bu yıl içinde yeni bir zirveye doğru götürebileceğini söylüyor. Olur olmaz onu bilemem. Yani teknik olarak bunu söylemem gerekiyor. Yoksa 5350, 5300'lerde tekrar takılıp endeks oradan aşağı gelirse zaten o düşüş trendinin devam ettiği ve ikili bir teyit aldığımız bir döneme bizi götürecek. Ama işte depremle ilgili atılan adımlar, özellikle finansal piyasalarda olabilecek destekler, hani bu dönüş senaryosunun biraz benim aklımda sınırlı kalmasına neden oluyor. Ama bir seviyenin kırılması, buradan işte 6200'e kadar 900 puanlık bir rally olacağı daha önceleri teknik olarak söylerken, belki alınan tedbirlerin işte yavaşlatılması, tekrardan normalleştirilmesi gibi bir durum olursa o yükselişlerde borsa ya 5300-5500 aralığında da bir süre kalabilir. Onu göreceğiz. Onun için burada hacim 5300 kırılırsa çok önemlidir. Ama normal şartlarda oradan endeksin 6200'e kadar bir hareket yapması gerekirdi. Belki de önümüzdeki dönem bunu yapabilir. Bunu tamamen biraz hacimle, biraz güç göstergeleriyle bakacağız. Tabii gelecek haberler, şirketlerin performansı ama böyle bir senaryoda çok uzak değil hala. Bu şeyde bile yaşadığımız büyük bu depremden sonra bile böyle bir durum yaşanması çok uzak değil. Bankalar için görüşünüz nedir? Dün %7'nin üzerinde sert yükseliş vardı bankacılık endeksinde. Bugün biraz daha düne nazaran zayıf bir görünüm çiziyor. Bir de varlık fonunun borsaya 1 milyar dolarlık bir yatırım yapacağına yönelik haber akışları var. Tam anlamıyla resmi bir açıklama olmamakla birlikte. Şu an bankacılık endeksi de 4373 puan seviyesinde, %0.55 yukarıda. Böyle bir olasılığın gerçekleşmesi özellikle kamu bankalarında nasıl bir seyri beraberinde getirir? Şimdi bir kere bankacılık endeksi içindeki birçok banka diyeyim %70'i 80'i fiyatları evet çarpanları vesaire düşük ama hani fiyat olarak baktığımızda bazı ufak bankalara göre daha yüksek olsa da yani lot başına düşen fiyat için konuşuyorum. Burada bizim alıcı satıcı karşılaşması dediğimiz o kademelerin çok yoğun olmadığını görüyorum. Yani aslında bankacılıkta bir hızlı yükseliş ya da düşüş olduğunda burada daha önceki yıllarda olduğu kadar sıkıntılı bir süreç olmuyor. Yani hızlı bir şekilde yukarı gidebiliyor. Çok emir çakışması birbirine hani kademelerde yüksek montanlı işlemler olması gerekmiyor. Dolayısıyla biraz böyle bir borsa özelimiz var. Bir kere bu bankacılık endeksi içerisinde. Bu ne demek? Yani eğer şeyini bulursa beklentisini, iştahını işte dün olduğu gibi ki orada bir Akbank'ın da temettüyle ilgili bir şeyi vardı, netleşmesi vardı. Hızlı bir şekilde yukarıda gidebilir ve bu gittiği seviyeler belki bizim biraz önce konuştuğumuz 6200'leri destekleyebilir. Ama kırılganlık olduğu anda da o geri çekilmeyi yine sert bir şekilde çünkü gün içerisinde yarım saatte bile biz zaman zaman %3, %4 değişimler bankacılık içerisinde görebiliyoruz. Bunu yaşayabilir. Şimdi burada ki olay bence bir kere bütün yatırımcılara da şunu söylememiz gerekiyor. Mart ayına giriyoruz. İşte genel kurullar açıklanacak veya yapılacak, yapılıyor. Ve aslında temettü sezonuna giriyoruz. Belki sermaye artışları gelmeye devam edebilir. Temettü ödemeleri, temettü verimliliği, işte Nisan-Mayıs aylarında bu beklenen taksitli veya işte tek ödemeli bu ortaklarına dağıtılan bu kar payları diyelim. Burada da yatırımcının izlediği hisseleri biraz daha ön plana çıkarabiliyor. İşte burada bankacılık tarafında evet varlık fonu haberi işte nedir? Hani likit diyebileceğimiz, hızlı hareket edebilecek, acaba buraya mı gelir para beklentisiyle bir bankacılık
fiyatlaması yapmış olabilir. Ama aynı zamanda bu temettülerin açıklanması, o karlılık içerisinde yatırımcıya vereceği payların açıklanması bir nebze bu sektör içerisinde bir enerji de yaratabilir diye düşünüyorum. Çünkü büyük ihtimal bu yılın da birinci çeyreği ve devamında hani bankacılık tarafında karlılık noktasında çok bir sıkıntı yaşamayacağız. Ama uzun süredir bu temettü meselesi hani çok bankaların içinde uzun vadeli yatırım yapanlar için de buradan bir temettü verimliliği sıkıntısı yaşıyorduk. Belki bu temettü dağıtma durumu oraya da bir talep getirebilir. Ben özellikle 4100 seviyesi mesela üzerinde bir kalıcılık bankacılık için hani devam edebilecek bir fiyatlamayı beraberinde getirir diye düşünmemiz gerektiğini, o eskiden işte temettü zamanlarında vesaire bu sezon içerisinde çok ön plana çıkmayan bankalarında tekrar gündeme gelebileceğini düşünüyorum. O açıdan her zamanda kalıcı bir yükseliş için mutlaka bankacılık endeksiyle beraber endeksin yukarı gidebileceğini düşündüğümden o 5300'ün geçilmesi bankacılık önderliğinde olursa orada da bir küçük ralli devamı yaşamak çok uzak bir ihtimal gibi durmuyor açıkçası. Belki de bu son yaşanan olaylar sonrası enflasyonda da öngörüler şaşacak, hedefler şaşacak. Enflasyonun olduğu dönemde biz hep gıda sektörünü Borsa İstanbul adına hep masaya yatırmıştık. Gıda sektörü için Borsa İstanbul'da peki bu bahsettiğiniz senaryolar yaşanırken nasıl bir görünüm olacaktır? Tabii gıda tarafı hani üretici ve gıda perakende gibi bakarsak bence üretici mesela geçen sene son iki çeyrekte fena değildi. Daha önceki yıllarda yaşamadığımız büyük ihtimal orada enflasyonist bir sürecin de etkisi vardı. Dolayısıyla gıda üretimi yapan firmalarda ben hala potansiyelin yüksek olabileceğini düşünüyorum. Buradan perakende tarafı işte market zinciri vesaire gibi bakarsak onların içinde de yani kendi dinamiklerinde ayrışmalar olabilir. Ki geçen sene o sektör de fena bir yani iyi bir fiyatlama yaptığını düşünüyorum. Tabii burada benim görebildiğim kadarıyla enflasyonla ilgili belki o deprem bölgesinde oluşan şartlardan kaynaklı ve diğer bölgelere sirayet eden işte konutla ilgili, gıda ile ilgili, kira ile ilgili, ulaşımla ilgili oradaki bazı maliyetlerin yükselmesi ya da orada şubeleri bulunan şirketlerle ilgili de hem bir şey oldu, fiyat artışı oldu. Yani bu belki biraz daha enflasyonu tetikleyecek bir şey olabilir. Hem de orada işte bu sektör içinde de yer alan şirketleri maalesef çok üzücü yani personel kayıpları, şube kayıpları vesaire de oldu. Onun için belki bir süre yatay bir seyir görebiliriz. O enflasyon sürecinin önümüzdeki birkaç ay içerisinde netleşmesi yani orada belki bilançolara nasıl yansıyacağını biraz daha hesap ederek bu sektör içerisindeki değerlendirmeyi yapabiliriz. Ama burada fiyat kazanç oranları, üretici tarafındaki üretici enflasyonu maliyeti yani burada işte biraz enerji veya ham madde fiyatları vesaire bunların hepsini iyi değerlendirmek lazım. Evet. Çünkü hani geçen sene kadar da geçen sene başında olduğu kadar da ucuz çarpanlarda olmadığını düşünüyorum. O açıdan biraz temkinli yaklaşıyoruz bu sektöre. Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş. Çok teşekkür ediyoruz yorumlarınız için. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler.